Efendim selamünaleyküm. Geçtiğimiz son dersimizde 21. sözün birinci makamı namazın niçin kılmamız gerektiğiyle ilgili Hazreti Üstad ikazlarda bulunuyordu. İki ikaz okuduk. Şimdi de kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Üçüncü ikaz bugün okuyalım birlikte inşallah. Namazla ilgili olarak nefsimize verdiğimiz derslerdendir bu ikaz. Nefsimize ikaz ediyoruz. Zaten Üstad Hazretleri de ey nefsim diyerek başlıyor ve ey nefsim diyerek de devam ediyor derslerine. Çünkü bizim bu derslerimiz öncelikle kendi nefsimize ait bir dersimiz oluyor. Bunu ifade edelim. Ey sabırsız nefsim! Acaba geçmiş günlerdeki ibadet külfetini ve namazın meşakkatini ve musibet zahmetini bugün düşünüp mustarip olmak hem gelecek günlerdeki ibadet vazifesini ve namaz hizmetini ve musibet elimini bugün tasavvur edip sabırsızlık göstermek hiç kâr akıl mıdır? Evet, sabırsız nefsimize dehşetli ve önemli bir ders burası. Üç tane önemli bizim sabırsızlığımız burada zikrediliyor. Bir, ibadet külfeti. İbadet bize külfet geliyor. Nefsimize ibadet külfet geliyor. Bunun altını bir çizelim. Bu külfet duygusundan nefsimiz kurtulmayacak. Ne zaman nefsimiz gel namaz kılalım diyecek diye beklemeyelim. Nefsimiz namaz kılmayı, ibadet yapmayı, Allah'a kul olmayı külfet bilecek. Ölünceye kadar böyle. Bir, namazı meşakkat görecek. Bu da nefsimizin ikinci bir bizim için oyunu ya da tuzağı ya da mızmızlanması diyelim. Namazı meşakkat görecek. Onu da yine nefsimiz diyor ki işte şu kadar namaz kıldım. Hala bitmeyecek bir sabırsızlığını bize veriyor. Ve bir de musibet zahmeti var saygıdeğer izleyenler. Burada üçüncü önemli husus musibetin zahmeti. Evet, musibetler, sıkıntılar, ağrılar, acılar, hastalıklar, gamlar, kederler, üzüntüler bunlar bize sıkıntı veriyor. Bunlar bize zahmet veriyor. Hayatımızın neşesini kaçırıyor. Mutluluğumuzu elimizden, sevincimizi elimizden koparıyor. Bir nebze. Uzun süre değil. Allah'tan ki uzun süre değil. Çünkü üzüntüler, gamlar, kederler, sıkıntılar aslında eksik olmuyor. Hastalıklar, musibetler ama Rabbim onu unutturuyor ve bizim öyle bir psikolojik altyapımız var ki dünyada huzur bulmaya, neşe almaya dönük sanki hazır hale getirilmiş. Biz üzüntüleri çabuk unutuyoruz. Musibetleri, hastalıkları unutuyoruz. Ve hayatın neşesine dönüyoruz. İyi ki de böyle dönelim çünkü Allah'a şükretmemiz gerekiyor. Biz çok çok fazla musibette, hastalıkta, dertte, gamda, kederde, üzüntüde kalsak belki de Allah'a şükretmeyi unutacağız ve belki de sabırsızlık içerisinde mahvolup gideceğiz. Oysa Rabbim üzüntülerimizi, kederlerimizi, gamlarımızı, acılarımızı bize çabuk unutturuyor ve onlar bizden çabuk geçiyor. Bir an geliyor, imtihan olarak bizim tavrımızı bakıyor, tavrımızı alıyor, kaydediyor. Mesela acıya karşı, musibete karşı nasıl olduğumuzu yazıyor melekler. Sabırlı mıyız, sabırsız mıyız tarzında. Ve o acı, o hastalık, o musibet üzerimizden kalkıyor. Tabii kalkmayanlar da oluyor haliyle. Biz musibette olan, hasta olan, sıkıntıda olan bütün ehli imana dua edelim. İnşallah onların da musibetleri, sıkıntılar, dertleri, kederleri inşallah bir an önce kalksın da onlar da huzura kavuşsun diye duamız daim olsun. Sadece kendimize değil onlara da dua edelim inşallah. Evet, nefsimiz geçmiş günlere dalıyor. Evet, şu kadar ibadetin var, bu kadar namazın var, bu kadar işte musibette kaldın. Bütün bunları da üst üste getiriyor. Bunlar zahmettir, meşakkattir, bunlar külfet verdi sana. Bunlar senin için yeterli derecede ıstırap veriyor diye düşünüyor ve bize ıstırap vermeye çalışıyor. Bir de gelecek günleri hesaba katıyor nefsimiz. Sadece geçmişte kalsa diyeceğiz ki tamam geçmiş geçmişte kalmış ama geçmiş geçmişte kalmıyor. Gelecek günleri düşünüyor ve geçmişten geleceğe karşı şöyle bir atlama yapıyor ve diyor ki bir de gelecek günler var. Öf diye ibadet vazifen var, senin namaz hizmetin var, namaz kılacaksın. İşte musibetler var, başına bir takım şeyler gelecek, hastalıklar bitmiyor, sıkıntılar, gamlar, kederler bitmiyor. Bütün bunları sen hayatın yükü olarak taşıyacaksın. Bunları sen
Nasıl bir işte sabredeceksin? Sabırsızlanıyorum ben, sabredemiyorum diyor nefsimiz. Nasıl sabredemiyorum tarzında bizi sabırsızlığa atıyor ve sabırsızlık veriyor. Geçmiş günleri alıyor, gelecek günleri düşünüyor. Dolayısıyla sanki biz bu dünyaya geçmişinde de geleceğinde de bugününde de zevk almaya, zevk-i sefa içinde yaşamaya, sevinçlerle coşmaya, eğlenmeye, coşmaya geldik sanki dünyaya. Başka bir amacımız sanki yok. Ya da nefsimiz görmek istemiyor. Başka bir şey görmek istemiyor. Bize sabırsızlık veriyor. Halbuki ey nefsim, bu kâr-ı akıl değildir. Kâr-ı akıl değildir. Şu sabırsızlıkta misalin şöyle bir sersem kumandana benzer. Sersem kumandana benzer. Nasıl bir sersem kumandan? Düşmanın sağ cenah kuvveti onun sağındaki kuvvetine iltihak etmiş. Düşmanın sağ cenah kuvveti onun sağındaki kuvvete iltihak etmiş. Ve ona taze bir kuvvet olmuş. Taze bir kuvvet olduğu halde. O tutar, o sersem kumandan tutar, mühim bir kuvvetini sağ cenaha gönderir. Halbuki orada düşman yok. Düşmanın sağ cenah kuvveti senin sağ cenahını iltihak etmiş zaten, katılmış ve sana bir kuvvet vermeye başlamış. Ama sen sersem bir kumandan olarak tutuyorsun, mühim bir ordu kuvvetini sağ cenaha, düşmanın sağ tarafına gönderiyorsun. Merkezi zayıflaştırıyor. Hem sol cenahta düşmanın askeri yok iken, düşman askeri sol cenahta yok iken ve daha gelmeden büyük bir kuvveti sol cenaha gönderiyor. Ateş et emrini veriyor. Merkezi bütün kuvvetten düşürtür. Merkezde kimse kalmadı. Bir kısmını sağ cenaha gönderdi ki sağ cenah senin sağ cenahına katılmış zaten. Bir kısmını sol cenaha gönderiyor. Sol cenahta düşman yok, asker yok ve ateş et emrini veriyor. Düşman işi anlar, merkeze hücum eder ve darmadağın eder. Bizim geçmiş zamanımız bu sersem kumandanın ordusunun sağ cenaha düşman askerini göndermişti ya. Düşmanın sağ cenahına o bizim geçmiş zamanımız. Düşmanın sol cenahı da bizim gelecek zamanımız. Peki geçmiş günlerin zahmeti bizim için. Zahmeti bugün rahmete kalb olmuş. Yani bizim geçmiş ne kadar günümüz ya da geçmiş günlerde ne kadar musibetimiz, hastalığımız, derdimiz, gam ve kederimiz olsa bile bugün eğer o gamdan, kederden, sıkıntıdan, hastalıktan, musibetten bir şey kalmamışsa, bugün şifa bulmuş isek, bugün sevincimiz, huzurumuz yerindeyse geçmiş günlerden bir şey kalmamış demektir. Dolayısıyla geçmiş günleri bir daha nefsimizin tekrar tekrar önümüze koymasına hiç gerek yok. Çünkü geçmiş günlerin zahmeti rahmete dönmüş. Geçmiş günlerde evet bir zahmet, bir sıkıntı, bir musibet çekmiş isek bile o musibet sevabını bırakmış bize bloke halinde hanemize. O musibet aramızdan ayrılmış. Zahmetini bırakmış, zahmetini almış gitmiş, bize rahmeti kalmış. Elemi gitmiş, lezzeti kalmış. Çünkü sevap lezzettir. Sevap cennette ileride büyük bir lezzettir bizim için. Geçmiş günlerde ne kadar acımız, ızdırabımız olsa bile artık sevabı kalmış. Çünkü sabretmişsek eğer, Allah'a isyan etmemişsek eğer, o acı ve musibetlerden bize sevap kalmış, lezzeti kalmış, elemi gitmiş, elem kaybolmuş. Külfeti keramete iltihak etmiş ve meşakkati sevaba inkılap etmiş. Külfeti bitmiş, keramete dönüşmüş, meşakkati bitmiş, sevaba dönüşmüş. Dolayısıyla geçmiş günleri tekrar tekrar önümüze koymamıza hiç de gerek kalmamış. Geçmiş günlerden lezzet var, sevap var, bereket var, keramet var. Geçmiş günlerden niye şikayet edelim ey nefis? O bir takım ıstıraplar, sıkıntılar çekmişsen bile onlardan sana lezzet kalmış. Lütfen karşıma bu şekilde çıkma diyebiliriz. Peki gelecek günlerde durum nedir? Evet, gelecek günlere bakalım durum nedir? Gelecek günler ise madem gelmemişler, bakınız gerçekçi olmamız gerekiyor. Şu an var, şu an yaşıyoruz, şu an nefes alıp veriyoruz. Ama gelecek günler gelmemişler daha, yarın daha yok. 2 gün sonra, 3 gün sonra, 5 gün sonra, 1 ay sonra, 5 sene sonra bunlar yok ki daha saygıdeğer izleyenler.
Yarın yok daha. Yarım saat sonrası daha yok, henüz yok. Şu an var. Bakın şu anımız var ama bundan sonrası daha yok. Dolayısıyla bundan sonraki hayatımız gelmemişler. Şimdiden düşünüp usanmak ve fütur getirmek, gına getirmek, aynen o günlerde açlığı ve susuzluğu ile bugün düşünüp bağırıp çağırmak gibi bir divaneliktir. Eyvah, gelecek günlerde aç kalırım, susuz kalırım. Ben şimdi iyice karnımı doyurayım, 3-5 kat yemek yiyeyim, yarın ya da 2 gün, 5 gün sonra acıkmayayım tarzında bir tedbirimiz var mı? Ya yarın ya da gelecek günlerde acıkırsak ne yapacağız? Yani Allah'ın verdiği nimetlere güveniyoruz. Allah'ın nimet vereceğine güveniyoruz. Allah'a itimadımız var. Dolayısıyla biz gelecek günler için tıka basa bir şeyler yiyip içmiyoruz. Bugün şu anda ne ihtiyacım varsa onunla ilgili ilgileniyoruz. Yiyecek, şu anki ihtiyacımızla ilgili yiyecek içeceğimizi yiyoruz. Acıkmışsak şu an acıkmışızdır. Karnımızı doyuruyoruz. Bunun ötesinde artık ben akşam da acıkırım, yarın da acıkırım. Biraz daha fazla yiyeyim. Böyle bir tarzımız yok. Biraz daha fazla yiysek o bize zarar veriyor. Dolayısıyla gelecek günlerde ben aç kalırım, susuz kalırım. O zaman ben bugün bağırıp çağırayım, ağlayayım da bugün bana bir şeyler versinler, hepsini yiyeyim. Böyle bir tarzımız yok. Bu bir divaneliktir. Madem hakikat böyledir, akil isen, akıllıysan ey nefsin, akıllıysan ibadet cihetinde yalnız bugünü düşün. Şu anı düşün. Bu anı düşün. Şu anda var mısın? Yaşıyor musun? Nefes alıp veriyor musun? Ezan okunuyor mu? Namaz kılınacak mı? Namaz vakti mi? Sen şu anı düşün. Geçmişi düşünme. Gelecek günleri de lütfen düşünme. Gelmeyen bir günden dolayı ağlayıp çağlama, bağırma. Daha gelmemişler. Dolayısıyla o günlerde geldiği zaman ibadet lezzeti varsa bile o gün içerisinde var. Şu anda sen hangi vaktin namazını kılman gerekiyorsa, şu anda nefesi alıp veriyorsan bir şükür borcun var Rabbime. Dolayısıyla ona karşı şu anın vakti, şu vaktin namazını kılmakla yükümlüsün. Öyleyse ibadet cihetinde yalnız bu günü ve bu anı düşün. Ve onun bir saatini, yani bugünün bir saatini, ücreti pek büyük, külfeti pek az, hoş ve güzel ve ulvi bir hizmete sarf ediyorum de. Evet ki bu namazdır. Bir saatini, ki bir günlük süre içerisinde Rabbimizin emri, bir saatimizi alacak kadar az bir emir bizim için. Hafif bir emir, külfetsiz bir emir. Bizi zora sokmayan, çok da rahat kılabileceğimiz bir emir. 24 saatte bir saati Rabbim namaz için bizden istiyor. Dolayısıyla bugünün, madem ki vermiş bugünü bize, bugünün bir saatini ücreti pek büyük. Pek büyük. Mahşerde geçmemizi sağlayan bir ibadet. Evet, külfeti az ama bize mahşer saadetini, o büyük mahkemedeki huzuru, o büyük mahkemedeki alnımızı ak edecek, yüzümüzü ak edecek bir ibadet bu. Ücreti pek az ama külfeti, ücreti pek büyük ama külfeti pek az, hoş olan, güzel olan ve ulvi bir hizmet olan namaza sarf ediyorum diye düşün. O vakit senin acı bir fiturun tatlı bir gayrete inkılap eder. Yani namaza karşı bir gayretsizliğin, bir fiturun, bir gınan varsa tatlı bir gayrete dönüşür. Ve ey nefis, ben namazı kılayım, sen de bana razı ol, ne olursun elinden tut, aykırı aykırı gitme ve fitur getirme, namaza karşı bir külfet olarak sayma ve gel beraber seninle şu namazı kılalım diye sen de benimle beraber namazla ilgili bana yardımcı ol diye nefsimizi ikna edebiliriz. İşte ey sabırsız nefsim, sen 3 sabır ile mükellefsin. 3 sabır ile mükellefsin. Birisi taat üstündeki sabırdır. Birisi masiyetten sabırdır. Birisi diğeri musibete karşı sabırdır. 3 sabır. Unutmayalım. İbadetlere karşı sabır. İtaat bu. İbadetlerdir. Allah'ın emirlerini yapmakla ilgili sabırdır. Evet, sabır gerekiyor. Ey nefis, ne olursun aykırı gitme. Gel sabrını göster ve şu ibadeti birlikte yapalım ey nefis.
diyebilirsin. İki, günahlardan çekinmekle ilgili sabırdır. Evet, günahlardan çekinmek sabrı gerektiriyor. O günahlar ateş gibi, cazibe gibi. O günahlar bizi cezbediyor. Bizim gönlümüzü, gözümüzü cezbediyor. Oysa günahtır, haramdır, Allah yasak kılmıştır diye biz sabredersek, Allah'a karşı sabır kuvvetini günahlara karşı kullanırsak, Rabbim bize o günahlardan uzak durma, içtinab etmeyi nasip eder. Bir de musibetlere karşı sabır, yani bir dert, bir hastalık, bir musibet geldiği zaman da yine Rabbim bizden sabır istiyor, sabır ister ve bizi sabırlı gördüğü zaman o musibetin, o hastalığın sıkıntısını giderir ve inşallah o hastalık şifa ile netice bulur, sonuç şifa olur. Musibet ve dert ve gam varsa da inşallah çabuk bir şekilde o derdi, gamı ve kederi Rabbim bizden alır ve inşallah bize huzur verir, sağlık ve sıhhat verir. Bu sabırla olabilen bir şey. Dolayısıyla musibete karşı sabır gerekiyor. Günahlardan çekinmeye karşı, içtinab etmeye karşı sabır gerekiyor. Allah'ın emirlerini yapmaya karşı da sabır gerekiyor. Ey nefsim, gel bu üç sabrı omuzumuza alalım ve sen bu üç sabır konusunda bize yardımcı ol, bana yardımcı ol ve benim karşıma çıkma ve ben şu ibadeti yapayım, ne olursun bana aykırı aykırı konuşma diyebiliriz. Ey nefsim, aklın varsa şu üçüncü ikazdaki temsilde görünen hakikati rehber tut. Merdane ya sabur de. Ya sabur. Sabur Allah'ın bir ismidir. Çünkü Allah'ın bir ismidir. 99 isminden biri saburdur. Asıl sabreden Allah'tır. Bütün kainatı Rabbim sabırla, sabur ismiyle adeta tezyin ediyor, süslüyor. Kendisi sabır gösteriyor. Son derece nihayetsiz, sonsuz bir sabır gösteriyor. Ve bizi de sabırlı olmaya davet ediyor. Bizim başımıza gelen musibetlerle ilgili, itaatlerle, ibadetlerle ilgili, günahlardan çekinmekle ilgili bizden sabır istiyor Rabbimiz. Bir sabır gösterirsek Rabbimizin sabur ismine de mazhar olmuş oluruz. Çünkü sabur olan Rabbim bize de o sabırdan küçücük bir nüve, bir küçücük öz, bir küçücük çekirdek inşallah bize de verirse biz bu dünyayı sabırla çok rahat atlatabiliriz. Çünkü bu dünyada her şey sabır gerektiriyor. Her şey işimize gelmeyen bir takım hadiseler olabiliyor, işler ters gidebiliyor, canımız sıkılabiliyor, hayat bize bazen küsüyor. Bütün bunlar bizden sabır gerektiren tecellilerdir. Biz sabır gösterdiğimizde hayat küsse bile sabır diyoruz, işimiz ters gitse bile sabır diyoruz, işimiz aksasa bile sabır diyoruz, musibetler, hastalıklar gelse bile sabır diyoruz. Fakat sabır yanlış anlamayalım saygıdeğer izleyenler. Sabır elini kolunu bağlayıp oturmak demek değildir. Sabır beklemek demek değildir. Sabır bir konuda bize düşen bir şey varsa ben onu yapmayayım da oturayım bakalım. Biraz sabır göstereyim, bir şey yapmayayım, o dert benden gitsin. Böyle bir şey değil sabır. Sabır o dert benden gitmesi için ne gerekiyorsa adım atmaktır. O derdin gitmesine çalışmaktır. İtaatse sabır, Allah'ın emirleri karşısındaki sabır, Allah'ın emrini yapmaktır. Oturup beklemek değildir. Günahlar karşısındaki sabır, günahlardan çekinmektir. Nefis beni asılırken o günahlarla ilgili şu günahı işle derken, hayır ey nefsim beni sabırlı bulacaksın, lütfen beni asılma demektir. Nefse karşı direniş göstermektir. Musibetler, hastalıklar, sıkıntılar canımı sıkarken, beni üzerken sabır Allah'a isyan etmemektir. Allah'tan sabır isteyerek dayanmaktır. O musibet, o hastalık ne gerektiriyorsa, doktora mı gitmem gerekiyor, İlaç mı kullanmam gerekiyor, o derdin gitmesi için adım atmam mı gerekiyor, bir çare mi var, ona başvurmam mı gerekiyor, onlara başvurmak gerekiyor. Sabır bunu gerektiriyor. Yoksa ben elimi kolumu bağlayayım, sabır da benden sabır göstereyim bu şekilde ve o dert de benden gitsin. Böyle bir şey değildir. Elini kolunu bağlamak tembelliktir. Sabır tembellik değildir. Tembellik de sabır değildir. Sakın sakın oturup kalıp da ben sabır gösteririm demeyin. O sabır değildir. O tembelliktir. Rabbimizin bize verdiği imkanları kullanmamızdır sabır. Bu imkanları kullanırken Allah'a küsmemektir, Allah'a isyan etmemektir, Allah'a darılmamaktır ve Allah'a karşı da hüsnü niyetimizi, hüsnü zannımızı, Allah'a karşı o güzel duygularımızı, kulluk ve ubudiyet duygularımızı eksik etmemektir. Rabbim bize bazen bizden sabır ister.
bizi bazen sıkar, bizi bazen üzer. Bunda bir sıkıntı yok. O zaman bize sabır düşer. Ya sabur, ya sabur, bana sabır ver diye Rabbimizden sabır istersek ve üç sabrı da omzumuza alırsak, yani hem ibadetlere karşı sabır, hem günahlardan çekinme hususunda sabır, hem de musibetlere karşı sabır noktasında üç sabrı omuzumuza alırsak, Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği, bize verdiği sabır kuvvetini eğer yanlış yolda dağıtmazsak, yanlış yol nedir? Bir kısmını geçmişe, bir kısmını geleceğe dağıtırsak, sabır kuvvetini yanlış yola dağıtmış oluruz. O sersem kumandan gibi oluruz. Merkezi, yani şu anı, bugünü, bu anı zayıflatmış oluruz. Bu an zayıflamış olursa sabrımızın bir kısmını geçmişe, şu kadar dert çektim ben diye gönderirsek, bir kısmını geleceğe gönderirsek, şu kadar daha dert mi çekeyim ya da şu kadar daha bela mı var, işte ibadet şöyle mi var, böyle sıkıntılar mı var diye bir kısmını geleceğe gönderirsek, ortada, merkezde, şu anda sabır gösteremeyiz. Sabrımız tükenir ve biz merkezi zayıflaştırdığımız için o sersem kumandan gibi oluruz ve sabırsız hale düşeriz. Dolayısıyla her meşakkate, her musibete karşı kifayet etmez bizim sabrımız. Oysa biz üç sabrı omuzumuza aldığımızda Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği sabır kuvvetiyle her meşakkate karşı, her meşakkate karşı, her musibete karşı kifayet derecesinde o kuvvetle biz dayanabiliriz. Rabbim bize dayanıklılık vermiştir. Bize sabır kuvvetini vermiştir. Öyleyse ne olursunuz lütfen gelin sabır gösterelim ve Rabbimizin bize verdiği nimetleri hem kabul edelim, ibadetimizi eksik etmeyelim, günahlardan içtinap edelim ve Rabbimizin bize verdiği musibetler olduğu zaman, ki olmasın inşallah, ama olduğu zaman da yine sabırdan başka çaremiz yok. O musibetlerde sabırla ve gereken bir takım çareler de varsa başvurarak inşallah izale etmesini inşallah birlikte bulalım. Bu çareyi yap, Rabbim bizlere göstersin. Efendim, Rabbim sabırla dolu, şükürle dolu, güzelliklerle dolu bir hayat lütfeylesin. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.